Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu sorumuzda bize neyi soruyor? Sinüs 75 ifadesinin değeri kaçtır diyor. Şimdi 15, 75 gibi açıların biz trigonometrik oranlarını bilmiyoruz. Ama dolaylı yoldan hani 15 ve 75'e ulaşabiliriz. Mesela 75 dediğiniz aslında ne diyebilirsiniz? 45 artı 30 diyebilirsiniz. Size ne soruyordu? Sinüs 75'i soruyor. O zaman biz sinüs 75 yerine sinüs 45 artı 30 toplam fark formülünden ne yapabiliriz? Sonuca gidebiliriz. Sinüs neydi? Paylaşımcıydı. Biz sinüs 45, daha sonra kosinüs 30'dur diyeceğiz. Daha sonra bir de tam tersinden sinüs 30 diyeceğiz, kosinüs 45 diyeceğiz. Ve sinüs doğrucuydu. Şuradaki aradaki açı ne olacak? Bize verdiği artıysa burası da artı olacak. Bununla aynı olacak. Şimdi boşlukları dolduralım. Sinüs 45 neydi? Kök 2 bölü 2. Kosinüs 30 neydi? Kök 3 bölü 2. Artı sinüs 30 neydi? 1 bölü 2. Kosinüs 45 neydi? Kök 2 bölü 2. O zaman buradan yapılan işlemde kök 6, paydalar ikisinde de 4 olduğu için direkt topluyorum. Kök 6 artı kök 2 bölü 4 çıkacak bizim sorumuzun cevabı. Yani doğru cevabımız ne geldi arkadaşlar? Bursa geldi. Merhaba arkadaşlar. Şimdiki sorumuzda x ve y dar açıymış. Bunu tanjant x'i vermiş, kotanjant y'yi vermiş. Sinüs x artı y nedir diye soruyor. İsterseniz tanjantını bulup sinüse çevirebilirsiniz. Hani oradan daha rahat olabilir belki. Yani tanjant x artı y'yi bulalım biz. Daha sonra da bunu bulduktan sonra üçgen çizerek sinüsüne geçebiliriz. Şimdi neden? Çünkü tanjantın formülünde hipotenüse ihtiyaç duymadığınız için burada da verilenlere baktığınız zaman hipotenüs kullanmadan yaparsanız iş daha temiz çıkacaktır. O zaman burası artı 1 eksi çarpı. Burası tanjant x. Burası tanjant y, burası da tanjant x, burası tanjant y, burası da tanjant y. Şimdi bu işlemlerin sonucunda bakalım neler çıkacak. Tanjant x dediğiniz şey 1 bölü 3. O zaman biz ne yapıyoruz? Buraya 1 bölü 3 yazıyoruz. O zaman burası da 1 bölü 3'tür arkadaşlar. Daha sonra tanjant y, bakın kotanjant y 1 bölü 2 ise buradan ben ne diyebilirim? Tanjant y için 2'dir diyebilirim. O zaman buraya da 2, buraya da 2 yazıyoruz. İşlemleri devam ettiriyoruz. Üst taraf ne yaptı? Payda eşit derseniz 6, 7 bölü 3 yaptı. Alt tarafa geçtiniz. 1 eksi 2 bölü 3'ten ne gelir burası? 1 bölü 3 gelir. O zaman 7 bölü 3 çarpı 1 bölü 3 takla atacak. Ters çevirip çarpılacak ve cevabımız ne gelecek? 7 gelecek. Ve biz ne bulduk aslında? Tanjant x artı y'nin 7 olduğunu bulduk. Bize ne soruyordu? Sinüs. O zaman bir oran verilip başka bir trigonometrik oran soruluyorsa biz ne yapıyoruz? Bir dik üçgen çiziyoruz. Tanjant karşı bölü komşuydu. O zaman bunun hiposu ne yapar? Kök 50 yapar. Ve sinüs x artı y de arkadaşlar buradan karşı bölü hipodan 7 bölü kök 50 de 5 kök 2'dir. Ya da bakın şıklarda bulamayacaksınız. Çünkü genelde paydada kök bırakmayız biz. Kök 2 ile çarparsanız her iki tarafı 7 kök 2 bölü 10 cevabı bizim doğru cevabımızdır. Yani Adana bu sorunun çözümüydü. Merhaba arkadaşlar. Şimdiki sorumuzda bir tane dikdörtgen vermiş, 4 vermiş, 3 vermiş, 3 vermiş. Şuradaki açıya da alfa demiş. Buna göre sinüs alfa nedir demiş. Şimdi benim söylemim şöyle. 3 tane açı bulacaksınız. Bu 3 tane açının toplamı 90 ya da 180 çıkacak. Ya da 2 tane açının toplamı 3. Ya da 2 tane açının farkı 3. olacak şekilde 3 tane açı buluyorsunuz. Ve ne sorarsa sorsun tanjantı hesaplıyorsunuz. Çünkü tanjantı hesaplarken hipotenüse ihtiyaç duymadığınız için formülden işlemler basit geliyor. Sonradan ne sormuş? Sinüs mü sormuş? Tanjantı sinüse çevirmek daha kolaydır. Mesela burada birkaç tane yol var açıkçası. Yani tek yol, tek benim söylediğim doğrudur diye bir şey söylemeyeceğim. Şimdi mesela alttaki üçgenden iki iç bir dış kullanabilirsiniz. O zaman mesela buraya beta, buraya teta derseniz siz dersiniz ki o zaman alfa eşittir beta artı teta. Ve ne sorarsa sorsun tanjantı hesaplayacağımıza göre tanjant alfa. O zaman artı 1 eksi çarpı. Şimdi şuraya tanjant beta'yı, şuraya tanjant beta'yı yazıyorduk. Şuraya tanjant teta, şuraya tanjant teta'yı yazıyorduk. Yani şunu ben bir kalıp olarak oturttum. Sonra boşlukları ona göre doldurmaya çalışıyorum. Tanjant beta. Şimdi burası 4 olduğuna göre karşı bölü komşudan 4 bölü 6 yapar burası. Şimdi burası 4 bölü 6 ise burası 4 bölü 6. Tanjant teta. Şimdi şu üçgene baktığınızda karşı bölü komşudan burası ne yapar? 4 bölü 3. Burası ne yapar? 4 bölü 3. Şimdi bu işlemlerin sonucuna gidelim.
4 bölü 6 demek aslında 2 bölü 3 demek. 2 bölü 3 ile 4 bölü 3'ü toplarsanız ne yapar üst tarafta? 6 bölü 3'ten 2 yapar. Demek ki bizim üst kısmımız 2 geldi. Şimdi 4 bölü 6 ile 4 bölü 3'ü çarpacağız. Yani 16 bölü 18. 1 eksi 16 bölü 18'de kaç yapar? 2 bölü 18'den sadeleştirirseniz 1 bölü 9 yapar. Şimdi bu takla attı. O zaman ne geldi? 18 geldi. Yani ben şimdi neyi buldum? Tanjant alfayı buldum. Ama vatandaş bana neyi soruyor? Sinüsü soruyor. Biz bir trigonometrik orandan başka bir trigonometrik orana geçmek için dik üçgen çizeriz. Şurada yer buldum. Hemen yapıştırayım. Burası 18, burası 1. O zaman burası ne yapar? 324, 325 yapar. Sinüs o zaman nedir arkadaşlar? Karşı bölü hipotenüsten 18, bütün boşlukları doldurdum farkındaysanız. 18 bölü 325 yaptı. Doğru mu? Hatta ben onu yukarı yazayım isterseniz daha iyi olsun. Böyle çirkinleşmeyelim iyice. O zaman sinüs alfa 18 bölü kök içinde 325. Şimdi neler olabilir? 325 5'e bölünse 65 yapar. Bir daha 5'e bölünse 13 yapar. O zaman orası 25 çarpı 13'müş. O zaman alt taraf 5 kök 13 geldi. Üst tarafta ne geldi? 18 geldi. O zaman doğru cevabımız ne olur arkadaşlar? Bursa olur diyebiliriz bu soru için. Merhaba arkadaşlar. Şimdiki bu sorumuzda bize diyor ki x ile y'nin toplamı pi bölü 6'dır diyor. İfadesinin karesiyle ifadesinin karesinin toplamı nedir diye soruyor. Ben de dayanamıyorum. Bunların karelerini açıyorum. O zaman ne geldi? Sin kare x artı 2 sin x cos y artı cos kare y. Şöyleydi değil mi? Aynen. Şimdi bununla şimdi alttaki yandaki parantezin parantez karesini açtığınızda bunu inadına bunun altına getireceğim. Çünkü bir sebebi var. Bakın sin kare x ile cos kare x göreyim ben onu ki daha rahat topladığımda sonuca gideyim. O zaman burası 2 tane cos x çarpı sin y yaptı. Artı bir de sin kare y yaptı. Şimdi vatandaş bizden ne istiyor? Bunları toplamamızı istiyor. Ben de bir güzel topluyorum bunları. Şimdi sin kare x artı cos kare x'ten 1 geldi. Buradan da bir 1 geldi. Artı ortası da 2 parantezinde sin x cos y artı sin y cos x'tir. Yani ne yaptı? 2 artı 2 tane. Şimdi şuraya dikkatli bakın. Anlayacaksınız büyükten. Sin x cos y sin y cos x. Bu neydi? Sinüsün toplam fark formülünden toplamının açılımıydı aslında. Sin cos sin cos. Bu iş kimin işiydi? Sinüsün işiydi. O zaman benden istediği şey bu. O zaman devam edelim şimdi. 2 artı 2 çarpı sinüs. Şimdi x artı y'nin kaç olduğunu vermiş? 30 olduğunu vermiş değil mi? Pi bölü 6 30. O zaman sinüs 30. 2 artı 2 çarpı sinüs 30 da 1 bölü 2. Buradan da cevabımız ne gelir? Buradan bir 1 gelir. 2 artı 1'den de 3 gelir. O zaman doğru cevabımız neymiş arkadaşlar? Adana'ymış. Merhaba arkadaşlar. Şimdiki sorumuzda bir tane ABC'de kare vermiş. DE 2 tane EA'ymış. Yani burası 2 olsa bu 1 olur. AF'de FB eşit. Şimdi karenin kenarları eşit olduğuna göre biz onları şimdi sonuçta ben uzunluk demedim. Oran aslında bu ama hani trigonometrik oran sorduğu için direkt kenar uzunluklarını yazarım dedim ama o tam oturmadı. O zaman şöyle yapalım. Biraz genişletelim. 2'ye 4 olsun. Kaç yaptı? 6. Burası 3, burası 3 yaparsa evet tuttu gibi. Sonuçta hani 4 2 değil de belki 8'e 4'tür bilmiyorum onu. Belki işte 6'ya 3'tür. Bilmiyoruz o kısmını. Belki de 1,5'a 3'tür. Dediğim gibi burada önemli olan oran olduğu için kenar uzunluğuyla pek ilgilenmiyoruz. Sadece hani 4x, 2x demek yerine 4, 2 diyelim. Aynı sonuca ulaşırız. Şimdi ben size bunları anlatırken soru çözümünde eğer başvurduysanız göreceksinizdir. 3 tane açının toplamı 90 ya da 3 tane açının toplamı 180 ya da ikisinin toplamı 3. ya da ikisinin farkı 3. olacak şekilde 3 tane açın buldum dedim size. Daha sonra ne sorarsa sorsun tanjantı hesapla. Böyle düşünürseniz daha güzel çözümler üretebilirsiniz. Mesela alfayı vermiş. Biz 3 tane açı bulalım. Şimdi mesela ben şunu düşünsem. Mesela hocam burası A, burası B olsa. Şimdi 2 iç, 1 dış. Şu dış açı, şu üçgende A ile B'nin toplamına eşittir desek. O zaman alfa eşittir. Ne yaptı? A artı
B yaptı. Yazarsa yapacak. Yazmadı, yapmadı. Şu an oldu. Alfa A ile B'nin toplamı. O zaman ben her iki tarafın nesini alayım? Tanjantını alayım. O zaman artı 1 eksi çarpı. Şimdi tanjant A demek. Bu üçgende karşı bölü komşu. Yani 3 bölü 6. Yani 1 bölü 2. O zaman burası da 1 bölü 2. Şimdi daha sonra şuraları bir silsek bakalım. Şunları bir silelim. Şuraları bir silelim. Şuraları sildik. Şimdi B açısındayız. Şu B açısının yalnız ne olduğunu söyleyebiliriz? Bir geniş açı olduğunu söyleyebiliriz. Bizim üçgenimizin içinde değil. Bu B açısı geniş açı. Ama ben neyi biliyorum? Birbirini 180 dereceye tamamlayan açıların tanjantları nasıldı? Zıt işaretliydi. Yani sen şuradaki B açısının tanjantını bulmak yerine onun bütünleri olan şuradaki E'nin alt kısmındaki açının tanjantını hesaplarsan sonuca gidersin. Yalnız ne olacak? Zıt işaretlisi olacak. Şimdi alttaki açının tanjantı karşı bölü komşudan 6 bölü 2'den değil mi? 6 bölü 2'den 3'tür. Ama ben buraya ne yazacağım o zaman? Eksi 3 yazacağım. Buraya ne yazacağım? Eksi 3 yazacağım. Şimdi buna göre sonuca gidelim. Üst taraf eksi 5 bölü 2 yaptı. Alt taraf 1 artı 3 bölü 2'den 5 bölü 2 yaptı. Üst taraf eksi 5 bölü 2. Oranlarsanız eksi 1 gelecektir sorumuzun cevabı. Yani doğru cevabımız ne geldi arkadaşlar? Denizli geldi. Merhaba arkadaşlar. Şimdiki sorumuzda bize ne soruyor? Sinüs 20 eksi köküç kosinüs 20 ifadesinin eşitler şekerden hangisidir diye sormuş. Şimdi şuradaki köküçün biz tanjant karşılığını biliyoruz galiba. Orası nedir arkadaşlar? Tanjant 60'tır. Şimdi bunu niye böyle yazdım? Sinüs 20 eksi tanjant 60 diyelim oraya. Bakın devamı güzel gelecek. Şimdi şuradaki tanjant 60 yerine daha sonra sin 60 bölü kos 60 diyelim. Sonra paydaş diyelim. O zaman ne oldu? Sin 20 kos 60 eksi sin 60 kos 20 bölü alt tarafta kos 60 yaptı. Şimdi sin kos sin kos sinüsün işi. O zaman burada bir sinüs fark var. Yalnız dikkatli bakın. Biz ne yapacağız? 20'den 60'ı çıkartacağız. Sinüs ne kadar paylaşımcı olursa olsun ilki benim diğeri senin diyor. Alt tarafta cos 60. Cos 60 da nedir? Sin 30'dan 1 bölü 2. O zaman bu 1 bölü 2 takla atar yukarı çarpım olarak geçer. Burası da sinüs eksi 40'tır. O da eksi sinüs 40 olarak dışarı çıkar. Çünkü neydi? Sinüs eksi x eşittir. Eksi sinüs x'ti değil mi arkadaşlar? Eksiyi dışarı atıyordu. Çünkü tek fonksiyondu. O zaman buradan cevabımız ne gelecek? Eksi 2 tane sinüs 40 gelecek diyebiliriz. Yani doğru cevabımız ne oldu arkadaşlar? Denizli oldu.